Acil tıklım tıklım. Acilde maalesef hastalar seçiliyor. Türkiye'den ben varım sadece. Diğer doktor arkadaşlar Avrupa ve Amerika'da refah sınır kapısından geçerek geldik. Şifa Hastanesi'ni sormak istiyorum. Kuzey Gazze'de ne oluyor bir tek Allah biliyor. Ha 5 dakika önce bile bomba seslerini duyuyorduk. Yani bomba sesleri hiç bitmiyor. Maalesef ki gelen yaralıların çoğusu çocuk. Çoğusu çocuk ve kadın. Yani hasta salonlarının ortasında hamur açıp orada böyle el ısıtıcılarıyla ekmeklerini pişiriyorlar. Türkiye'den geldiğimi duyunca birçok kişi gelip boynumuza sarıldı. GZT Haber Merkezi'nden herkese selamlar. Ben Hamide Coşkun, GZT Dış Haberler Editörü. Gazze'de 18 Mart'tan bu yana gönüllü hekim olarak çalışan çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Taner Kamacı'ya bağlanacağız. Diyarbakır'dan gönüllü olarak Gazze'ye giden Kamacı, çalıştığı hastanenin acil servisinde her gün İsrail'in saldırıları sonucu ağır yaralanan yüzlerce hastayla ilgileniyor. İçeriğimize geçmeden önce sizden küçük bir ricam var. GZT ekibi olarak çok yoğun bir şekilde özgün içerikler çıkarmak için çalışıyoruz. Abone olup katıl butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk, merhabalar, sağ olun. Gazze'de şu anda hangi noktadasınız, hangi hastanede bulunuyorsunuz? Gazze'de şu an Han Yunus'la Refah arasında bir yerde Avrupa Hastanesi var, oradayım. Gazze'deki hastanelerin çoğu zaten kullanılamaz durumda. Aktif olarak çalışan 2-3 tane hastane var ve ameliyat yapılabilen 2 hastane var. Onlardan bir tanesindeyim ben. Burada 7 tane ameliyat salonu var. Dolayısıyla aynı anda en fazla 6-7 tane hasta ameliyat alınabiliyor. Ama bazen acile 50-60 tane aynı anda enkaz altından çıkartılmış yaralı geliyor. Dolayısıyla normalde Türkiye'de olsa derhal ameliyat alınacak olan birçok hasta bazen burada saatlerce diğer ameliyatların bitmesini bekleyebiliyor. O yüzden ciddi bir hastane ameliyat salonu ihtiyacı var. Acil tıklım tıklım. Çünkü başka hastane kalmadığı için tüm aciller buraya geliyor. Acilde maalesef hastalar seçiliyor. En hayati riski en yüksek olanlar acile ve ameliyathaneye alınıyor. Diğerleri onların da tedaviye ihtiyacı var ama maalesef onlar beklemek durumunda kalıyor. Burada dediğim gibi hastane sıkıntısı var. Hastaneye daha çok hastaneye ihtiyaç var. Daha çok sağlık personeline ihtiyaç var. Sağlık personeli yetişemiyor bazen. Ve tıbbi malzemede de problemler var. Yani şu an bütün mevcut malzemeler iki hastanede toplanmış. O yüzden hani acil ameliyatları yapabiliyoruz ama her an malzemeler bitebilir diye acil olmayan ameliyatlar bekletiliyor maalesef. Peki hocam gelen hastaların durumları ile ilgili sizin genel olarak gözlemleriniz ne oldu bulunduğunuz hastanede? Hastalar hep travma hastası. Zaten acil vakaların dışında diğer ameliyatlar ya da diğer tedaviler yapılamıyor şu an savaş nedeniyle. Sadece acil olan hastalar alınabiliyor. Bunlar da hep travma hastası. Hocam peki daha çok yaralılar ne tür yaralarla geliyor? Sizin dikkatinizi çeken, şahit olduğunuz şeyler oldu mu? Tabii ki her gün görüyoruz acilde. Her gün bomba sesleri zaten bize kadar geliyor. Yani direkt hastaneye bir saldırı olmadı ama yakınlara bombalar atılıyor. 7-24 sesler bize geliyor ve bombalardan bir yarım saat, bir saat sonra da enkaz altından çıkartılan hastalar acile de oluşturuluyor. Her gün görüyoruz bunları. Ezilme travma hastaları yani kolu kırılmış, bacağı kırılmış, karaciğeri yaralanmış, şarapnel karnına girmiş. Genelde hep böyle travma hastası veya bazen işte direkt hani kurşun yaralanması da gelebiliyor. Uluslararası bir ekiple buraya geldim. Türkiye'den ben varım sadece. Diğer doktor arkadaşlar Avrupa ve Amerika'da. Herkes kendi ortopedistler var grubumuzda. Genel cerrahlar var. Beyin cerrahı, göğüs cerrahı gibi. Hep travma cerrahisine yönelik. Uluslararası Rahma İnsani Yardım Derneği ve Palmet Avrupa Filistin Hekimler Derneği ortaklığıyla oluşturulan bir sağlık grubu. Bununla geldik. Refah sınır kapısından geçerek geldik. Burada hastalar geldiği zaman acile, mesela bacağında kırık varsa ortopedist, işte karnında yaralanma varsa mesela genel cerrah, çocuksa ben, işte beyninde bir problem varsa beyin cerrahı, bütün ekip olarak hastayı alıp değerlendirip ameliyatlarını yapıyoruz. Hocam siz özellikle Gazze'yi tercih ettiniz. Evet, çünkü şu anda dünyada en çok sağlık hizmetine ihtiyaç olan yer bence Gazze. Yani o yüzden eğer bir yere gidilecekse gönüllü olarak
bütün vicdan sahibi, sağlıkçıların, hekimlerin gelmesi gereken yer bence Gazze. Evet hocam, kesinlikle. Bu noktada hocam tıbbi malzeme eksikliğinden bahsettiniz. Hastanedeki durum nedir? Genel olarak aslında hastaneleri sormak istiyorum. Ne tür ihtiyaçlar var? En çok ihtiyaç duyulan şeyler neler? Yani en çok sarf malzemelere şu an ihtiyaç var. Yani hastane aslında savaş öncesinde şartları kötü olmayan bir hastane. Gazze'nin en iyi hastanelerinden birisi. O yüzden mesela ameliyat malzemeleri var ama sarf malzeme bitiyor. Yani her gün kullanılıp atılan malzemeler, bir sütür, basit bir ameliyat sütüründen tutun da pansuman malzemelerine kadar. Şu anda tabii ki bütün hastanelerin birikimi bir hastaneye toplandığı için ve dışarıdan gelen sağlık ekipleri de kendi yanlarında getirdiği malzemelerle şu an gün kurtarılıyor. Ama dışarıdan yeni girişler olmaz ise bir iki ay içinde acil ameliyatlar bile yapılamayacak hale gelir. Hocam şunu sormak istiyorum. Diğer hastanelerle herhangi bir iletişiminiz var mı? Özellikle Şifa Hastanesi'ni sormak istiyorum. Son dönemde çok fazla orada da birçok sivile yönelik saldırı oldu. Hayır, maalesef. Yani sadece hastanelerle değil, kuzey ile güney arası tamamen kopmuş durumda. Yani biz güneydeyiz şu anda. Güneyden kuzeye ne bir insan gidebiliyor, ne bir ambulans gidebiliyor, ne bir doktor gidebiliyor. Hiçbir iletişim yok. Yani tamamen kesilmiş durumda. Geçme şansı yok. Yani hiçbir şekilde iletişiminiz yok yani. Hiçbir şekilde iletişim yok. Hayır. Yani Kuzey Gazze'de ne oluyor bir tek Allah biliyor. Anladım hocam. Peki hastane çevresinde hala saldırıların olduğunu söylediniz. Sanırım sizin Avrupa Hastanesi'ne yakın bir noktada da bir saldırı gerçekleşti yine. Yani şöyle, biz hani gözümüzle göreceğimiz yakınlıkta olmadı ama sesleri sürekli geliyor. Yani 5 dakika önce bile bomba seslerini duyuyorduk. Yani bomba sesleri hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor. Evet, maalesef. Ara ara bomba sesleri geliyor yani. Ama hani gözümle göreceğimiz kadar yakınlıkta olmadı şimdiye kadar. Hocam, kadınların ve çocukların durumlarını da özellikle merak ediyoruz. Yani çocuklar, siz çocuklarla ilgileniyorsunuz. Gelen hastalarla ilgili gözlemleriniz neler? Neler söylemek istersiniz? Buradaki hastanelerin, ben tabii çocuk cerrahı olduğum için çocuk hastalarla ilgileniyorum. Onların ameliyatlarını yapıyorum. Maalesef ki gelen yaralıların çoğusu çocuk. Çoğusu çocuk ve kadın. Erişkin insanlarda daha oluyor ama daha nadir. Ve maalesef çocukların hani bu kadar bu travmaları kaldırma ihtimali daha düşük. Her türlü çocuk travması geliyor tabii ki. Kırıklar, ezilmeler, kanamalar, yanıklar, yanık hastalar da çok geliyor. Hastanelerin koridorları içi her tarafı yerinden edilmiş insanlarla dolu. Yere atılmış bir minder ve bir çarşafla kapatmış şekilde çadır haline getirilmiş. İnsanlar hep hastanenin koridorlarında, salonlarında, merdiven boşluklarında, hastanenin çevresinde hani biraz daha güvenli olacağını düşündükleri için hep bu bölgelerde yaşıyor. Dolayısıyla hastanelerin durumu da çok kötü. Hastaların durumu da maalesef. Hem servislerde yer yok. Bazen ameliyatlar serviste yatıracak yer olmadığı için hastalar, acil hastalar bile bekletilebiliyor. Yani insanlar hastanede kalıyorlar resmen. Yani hasta salonlarının ortasında hamur açıp orada böyle el ısıtıcılarıyla ekmeklerini pişiriyorlar. Yani manzara içler acısı açıkçası. Hocam, siz 18 Mart'ta gittiniz oraya, Gazze'ye. Bundan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz? Orada kalacak mısınız? Biz şimdi 2 haftalık bir sağlık programı ile buraya geldik. Normalde bir aksilik olmazsa 1 Nisan dönüşümüz. Evet. Ama tabii ki zaman neyi gösterir bilemiyorum şu anda. Son olarak da bir hekim olarak Gazze'de olanlara kayıtsız kalmadınız. Bu anlamda Gazze'den, özellikle sizden, hani dünyaya vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Bunu duymak isteriz. Ben aslında buradakilerin mesajını iletmek isterim. Burada ben çünkü konuştuğumda hani nedir, ne değildir, insanlardan beklentiniz nedir, dünyadan beklentiniz nedir, Türkiye'den beklentiniz nedir diye birçok kişinin ortak söylediği özetle şu: biz dünyadan, Türkiye'den, diğer ülkelerden yardım istemiyoruz. Savaşın durdurulmasını istiyoruz diyorlar. Yani yardım ikinci, üçüncü planda. Evet, çok ciddi açlık, susuzluk problemi var, yardıma da ihtiyaçları, her türlü yardıma ihtiyaçları var ama savaşın durdurulmasını istiyoruz. Biz yani kafamıza bomba yağarken önümüze ne koyarsanız biz onu yiyemiyoruz zaten diyorlar. O yüzden ortak olarak söyledikleri, istedikleri, beklentileri, özellikle Türkiye'den beklentileri çok fazla. Yani benim Türkiye'den geldiğimi duyunca birçok kişi gelip boynuma sarılıyor. Çünkü diğer ülkeler gibi değil, Türkiye'den çok fazla beklenti var. Yani Arap ülkelerinden, buradakiler Arap olsa da onlardan hiçbir şey bekledikleri yok. Bizi çok iyi karşıladılar, özellikle hani Türkiye'den geldiğimi duyunca
Birçok kişi gelip boynumuza sarıldı. Hani çünkü Türkiye'den çok fazla beklentisi var Gazze halkının. Eğer burada savaşın seyrini değiştirecekse Türkiye ancak değiştirebilir. Gücü ancak Türkiye'de görüyorlar. Özellikle devletten, Türk devletinden, hükümetinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ciddi beklentileri var. Onun ancak bu savaşı durdurabileceğini düşünüyorlar, söylüyorlar. İstedikleri en önemli şey de savaşın durdurulması bir an önce. Evet, buradaki halk çünkü hakikaten ben böyle bir şey görmedim yani. Bunca açlık, susuzluk, yokluk, evsizlik, güvensizlik, sürekli tepelerine bombalar yağarken kime nasılsın diye sorsak elhamdülillah diyorlar. Evet. Elhamdülillah. Onların ağızlarından düşmeyen bir kelimedir bu yani. Elhamdülillah. Ölümden korkmuyorlar aslında. Ve ölümden yok. İki sebebi var bunun. Birincisi insani sebepler. Çünkü başka çareleri yok. Yani hiçbir yere gidemiyorlar. Mısır'a geçmek istiyorlar, geçemiyorlar. Kuzey'e gidemiyorlar. Ürdün'e geçemiyorlar. İsrail zaten geçirmiyor. Yani çaresizlik şeklinde. Bir, ikincisi de inanç boyutu var bu işin. Yani biz ölürsek şehidiz, cennete gideceğiz diyorlar. Yani ölmekten korkmuyorlar. Evet. Evet, korkmuyorlar hocam. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Gazze'den bağlandık. Rica ederim. Çok sağ olun. Size de kolaylıklar diliyoruz orada. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için hocam. Sağ olun. GZT Haber Merkezi'nden 18 Mart'tan bu yana Gazze'de gönüllü olarak görev yapan çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Taner Kamacı'ya bağlandık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Abone olup katılmayı unutmayın.